Şimdi neden birden de Falcon'u gördük? Bu önceki videolarda da o reklam kısmına bakarken falan Falcon'u gördüğümüzü hatırlıyorum ben. Belki siz de hatırlamışsınızdır. Şimdi büyük ihtimal bu Human Torch'un yazarı Carl Burgos, yanlış hatırlamıyorsam. Bu kişi zaten şey değil miydi? Carl Burgos'tu. Hemen şöyle bir bakalım. Yani Carl Burgos. Bu kişi zaten o neydi? Daring Comics'in yazarlarından biriydi hani zaten. Oradan çıkıp Marvel'i kuruyor gibi bir şey oluyorlar bunlar. Yani büyük ihtimal bu Carl Burgos'un çıkardığı bir sayı gibi bir şey oluyor. Şeyle de işte Sam Mariner'in yazarıyla da bunlar arkadaş falan. Bu sayı yani zorunlu olarak Marvel Comics olmuyor. Onun için böyle Daring Comics'ten de kendi yazdığı başka bir yerdeki belki de hem Daring Comics aynı anda bu Falcon'u falan yazıyor. Bir yandan da Human Torch falan yazıyor olabilir hani. Oradaki yerden de kullanıyor şeyi. Bu durumda bunu okumamamız lazım. Ama önümde duruyor. Okumayayım şimdi. Hatta kaydı başlattık zaten. Okuyalım. Bu da karaktere şeyimiz olsun. Tanımış olalım böylece. Hani birazcık öyle önümüze çıktığı için okuyor olacağız. Bundan sonraki bir iki sayı da büyük ihtimal. Bak 34, 64, daha 33, iki hikaye daha var bence bundan başka. Normal şartlarda okumayacağımız. Belki bir sürpriz çıkar bir yerlerden falan bilmiyorum. Başlayalım. The Falcon. The Falcon Assistant District Attorney by day. Dreaded nemesis of the underworld by night. Ha, lakaba bak. Assistant District Attorney by day. Dreaded nemesis. Anam gün için hani bu Batman lan bildiğimiz. Hani geceleri Falcon'a dönüşüyor, gündüzleri de avukatlık yapıyor. Assistant District Attorney by day. Dreaded nemesis of the underworld by night. Ama gündüzleri yaptığı olayın çok bir etkililiği yok. Böyle aşırı şiddetli bir avukat, aşırı şiddetli bir gece işte ortaya çıkan düşmanların düşmanı tarzı bir açıklama yapmamış. Hani geceleri o mafyaların aldığı aşırı korktuğu şey olmuş ama normalde assistant district attorney başka bir şey yok. Here's the full force of his wrath against a gang of merciless kidnappers. Carl Burgess assistant district attorney nears the end of his case against Big Jim Patterson. Carl Burgos. Bunu kim yazıyor lan? Kimin yazdığını niye görmüyoruz? Çünkü Carl kendi adını vermiş lan adama resmen. Carl Burgess Assistant District Attorney eğer o yazıyorsa. O yazıyor büyük ihtimal. Ne diye böyle bir isim versin yoksa falan. Ya da bir şekilde bunun yazarı Carl Burgos'u çok seven bir insan. Sırf onu o kadar çok seviyor ki baş karakteri Falcon'a onun adını sadece bir harf değişik halini veriyor gibi bir şey. Bir tane de S eksik. Carl Burgess Assistant District Attorney nears the end of his case against Big Jim Patterson, political boss. Because of the late hour, I beg the court for a recess. There are no objections, so Mr. Burgess, permission is granted. Court is adjourned until 10 o'clock tomorrow morning. Outside the courtroom. Why, Mrs. Bankhead? What's wrong? Oh, Mr. Burgess, help me. My husband çok fazla kalitesiz geldi bana çizimler. Marvel komiklerdekine kıyasla. Şu kadının suratında gözyaşı, burun, iki gözün arasındaki burunun devamı olan bir şeyden ve başka hiçbir şey yok. Gölge bile yok falan. Çizimler biraz poor geldi onun için bana. My husband has received an extortion note demanding $50,000. I'm afraid if we don't pay, they will kill him and we can't possibly raise that much money. 235. What shall I do? For the present, nothing. I'll take you home. I want to speak with your husband. Why don't they answer? Something's happened. Quick, the key. Rushing into the living room, they find the maid bound and gagged. Tell us exactly what happened. About 4 o'clock, answered the bell. Three men walked in and Dizzy tells the story. Quick, tie her up. Bankhead must be in the study. Mr. Bankhead is confronted by the three gangsters. What is this? You're coming with us, Bankhead, and you're coming quietly. Bankhead tries to resist, but take that, you fool. Sandalye fırlatmadı. Bunun elinde sandalye vardı. Sandalyesiyle rezistlemeye çalışıyor. Bizimki yumruğu yapıştırıyor. Aşırı büyük, abartılı şeyi görüyorsunuz.
Kötü değil, iyi de değil bence. Yani şey, çizim tekniği açısından yorum yaptım. 236. Make sure that Mrs. Bankhead gets that note on the mantelpiece. Then they dragged poor Mr. Bankhead away. I must have fainted because that's all I remember. Oh my poor husband, Mrs. Bankhead. If you want to see your husband again, put $50,000 in a suitcase and take it down to Kinney's residence just outside of town and throw it over the 12-foot wall in front of the house. If anything goes wrong, your husband dies. Don't worry, Mrs. Bankhead. I bring your husband back safe and sound. Arriving home, Burgess transforms himself into the Falcon. If there is one kind of crime I hate, it's kidnapping. The Falcon places bundles of stage money into a suitcase. This looks like the real thing. Then using phosphorescent paint, he marks each end of the suitcase. In the darkness, I'll be able to follow this luminous paint. 237. Bir de avukat asistanı olduğu için falan bu işler nasıl yürüyor onları da hep duymuştur böyle önceki case'lerden falan. Deneyimli bir insan. That night in front of the Kinney residence, they certainly picked a lonely spot over here. Go, dedi. After a long wait, the Falcon sees the suitcase picked up. A short while later, bunların hepsi gece oluyor. Gece. The luminous paint enables the Falcon to follow the kidnapper. He's headed for the back road. The kidnapper enters a car waiting on a deserted road. Just a minute, my friend, you have a passenger. Uçabiliyor mu lan? Uçuyor herhalde. 238. 20 minutes later, at a deserted farmhouse, the Falcon disconnects the distributor wires. This will stop them from making a getaway. Then, rethinks Reds. Hey, get him falan. The Falcon leaps and one. As the Falcon knocks out the second kidnapper, a third enters the room and two at the crease by the bullet, the Falcon falls. Take that, wise guy. The kidnappers pile into the car, taking Bankhead with them. Get going, the cops might be wise to this hideout. Şu ne? Şu ne lan? Kafa gibi geldi ama. 239. What's wrong with this car? It won't start. Jim, get out and look it over. Okay. As the kidnappers fuss with the car, the Falcon regains consciousness. Like I fixed that distributor, they're still here. Like his dreaded namesake, the Falcon dives down upon his prey. Not so fast, Red. Uçabiliyor bence bu. I will score to settle with you. And you. Güzel bakın akıcı hep böyle. O. Sarıyor böyle 3'te 3 falan. How can I ever thank you? Never mind, I enjoyed it. Like a stack of weed, the kidnappers are bundled in the back of the car. They're all tied up. I'd rather see the rope around their necks. 240. Drive them into town and hand them over to the police. Here's a gun, just in case. There, the distributor wires are fixed. What did you hear while you were tied up? They wanted the money to spring Big Jim Peterson, the political boss. Peterson, eh? So they figured that with the ransom money, he could bribe his way out. Well, it will be a double pleasure to make my assumption now. The next morning in the courtroom, we find Peterson guilty on all accounts. Bizim adam nerede? Bizim uşak. Maviliymiş şu. Thanks to the Falcon in spoiling the plans of those kidnappers, justice was not thwarted. The district attorney calls Burgess into his office. The Falcon again. If I ever meet him, I'd like to shake his hand. Read the vision new, startling different each month in my work mix. Startling different each month in Marvel Comics. Hani Falcon'u okumak için Daring Comics'e devam edin tarzı bir şey demedi. Belki de bu Falcon ilk sayısıydı lan. Burada tanımıyla başladık çünkü ama
Buna ben 1 diyeceğim. Falcon diye şey de açacağım. Karşımıza geldiği şey 2, 3, 4 falan da diyeceğim. Hani baktım bir gün Değirin Comics'ten çıkıyor olay. O zaman şey derim. Numaraları tekrar değiştirdim. Aşırı derecede fazla random Falcon okumazsak diyeyim. Microman. Hani bunun da adını hatırlıyorum ben bir yerlerden. Bunlar hep şey lan. Harold Lane, Paul Quinn, başka insanlar bunlar diyor ya. Hata mı ettik biz bunların hepsini okumaya kalkışmakla da ben yapacak bir şey yok. Human Torch'un ek sayısı çıktı okumasaydık ben ağlardım en gülün gül içimden. Öyle. Diyecek başka bir şey var mı? I think not. Hadi görüşürüz.